Denizli Kadın Buluşmamızın bu bölümünde ilk önce konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Kadın Kolu İl Başkanımız Ayşen Kocabay'ı buraya davet etmek istiyorum. Sayın Başkanım buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Kadın Kolları Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim ve çok değerli kız kardeşlerim. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Kadın Buluşması'na hoş geldiniz, sefa verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolunda toplumun tüm kesimleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizli'mizde de bu önemli toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İktidar yolunda toplumun tüm kesimleriyle görüşmeye, sorunlarını dinlemeye, çözüm önerilerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisi, demokrasiden, hoşgörüden, adaletten ve özgürlükten asla taviz vermeden, tüm engellemeleri ve karalamalara rağmen çalışmalarına ara vermeden Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde kararlılıkla büyük bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, değerli kız kardeşlerim, Denizli'mizde 19 ilçe, kadın kolları, gençlik kolları örgütümüz, il örgütümüz, milletvekilimiz, meclis üyelerimiz ve ilimize bağlı 624 mahallemizde parti üyelerimizle birlikte halkın iktidarı için mücadele etmeye devam ediyoruz. AKP'nin oy çokluğunun olduğu Denizli'de çiftçiler, esnaflar, işçiler ve tüm halk çok zor durumda. Çiftçilerin borçları arttı. Esnaflar kepenk kapatmak zorunda kaldı. Hane halkı geliri azaldı. Devletten yardım alan hane sayısı arttı. Halk devlet yardımına muhtaç hale getirildi. Bu karanlık tüm ülke genelinde olduğu gibi Denizli'mizde de ne yazık ki artarak devam ediyor. Bu kötü gidiş evlere, sokaklara, toplumsal yaşama da yansımaktadır. Kadınlarda işsizlik oranı artmakta, iş bulma oranı azalmaktadır. AKP'nin sorumsuz iktidarında kadınlarımız sofralarına çorba, çocukların beslenme çantasına bir ekmek dahi koyamaz hale gelmiştir. AKP yüzünden evlerde dert, keder, gözyaşı eksik olmuyor. Kadınlarımız bu iktidar tarafından her geçen gün daha da çaresiz bırakılmak isteniyor. Kadınlar eziliyor, kadınlar şiddet görüyor, istismara uğruyor. Eşit ücret alamıyorlar. Kadınlar bu yoksulluğa mahkum edilmeye çalışıyor. Bu yoksulluğun ve çaresizliğin faturasını maalesef kadınlar ağır bir şekilde ödüyor. Sayın Genel Başkanım, kıymetli kız kardeşlerim, her yerde olduğu gibi Denizli'mizde de bu yoksulluğa karşı büyük bir tepki var. Emekliler, işçiler, öğrenciler, işsizler, kadınlar, memurlar, kısaca herkes gittiğimiz her yerde hak, hukuk, adalet, geleceğimizi karartan insanlarımızın umutlarını yok eden adaletsiz bu zorba düzen bitsin istiyor. Aile yapılarını tehdit eden baskı, korku, zulüm bitsin istiyor. Çocuklarımıza yönelik kötü düşünceler ve bu düşünceleri besleyenlerin sonu gelsin istiyor. Çocuklar yatağa aç girmesin istiyor. Kadınlar kendi ayakları üzerinde dursun istiyor. Milyonlar artık halkın iktidarını bekliyor. Denizli'nin yürekli kadınları, bu yoksulluğa, bu karanlığa hep birlikte haykırıyoruz. İnsanca yaşamak, özgürce nefes almak istiyoruz. Herkesle, her kesimle kavga eden AKP iktidarından Genel Başkanımız sayesinde inşallah ilk seçimlerde kurtulacağız. Halkın iktidarını birlikte kuracağız.
geliyor, gelmekte olan diyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygı ve selamla selamlıyorum sizleri. İl Kadın Kolu Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok saygıdeğer hanımefendiler. Efendim, şimdi konuşmalarını yapmak üzere 81 ili yaşamak otobüsüyle karış karış gezerek kadının örgütlü gücünü büyütüp partimizin iktidar yürüyüşünü hızlandıran, bütün kadınlara yalnız değilsin, biz varız diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Akay'ı buraya davet etmek istiyorum. Başkanım, buyurunuz lütfen. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyem Nurşen Balcı, İl Kadın Kolu Başkanım, Belediye Başkanlarım, az önce yaptığımız sohbetten çok netleştirdiğim üzere ilk kez böyle bir siyasi partinin etkinliğine gelen sevgili kız kardeşlerim, ve çok değerli mücadele arkadaşlarım, öncelikle hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Büyük buluşmamıza hoş geldiniz. Bu ne güzel bir coşku böyle. Sayın Genel Başkanım, görüyorsunuz kadınlar salonlara sığmıyor. Salonlar bizlere dar geliyor. Ama zaten en ideali salonlarda değil, sahada olmak, değil mi arkadaşlarım? Evet, burada geleni, gelmekte olanı getirmek için kararlı olan bir grup var. Dolayısıyla ben sözlerimi uzatmayacağım. Sadece bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Bir bilim insanına sormuşlar. Demişler ki, dünyanın merkezi neresidir? Burası demiş, ayağımı bastığım yer. Aslında hepimiz için dünyanın merkezi kendi hayatımız, kendi yaşadıklarımız. Sizler, aranızda çiftçi kadınlar var. Sizler için hayatın merkezi tarlalarınız. Öğretmen arkadaşlarımız var, hayatın merkezi okullarınız. Ev emekçisi arkadaşlarımız var, hayatın merkezi evleriniz. Dolayısıyla o hayatlar içerisinde biliyoruz ki birçok zorluklar yaşanılıyor. Biz sizin yaşadığınız zorlukları da, buna dair çözüm önerilerimizi de çok net bir şekilde biliyoruz. Ama biliyor musunuz, sarayda oturanlar halkın elini tutamaz. Sarayda oturanlar sizin ne hissettiğinizi hissedemez. Ve sarayda oturanlar sizin sorunlarınızı duyamaz. İşte bu noktada biz halkın partisi olarak çok da şanslıyız. Çünkü halkçı bir lidere sahibiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizlerin adalet çığlığını o saraydakilere duyurmak için dünya tarihine geçecek bir adalet yürüyüşü yaptı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eşitlik için parlamentoya verdiğimiz kanun teklifinin ilk imzacısı ve mimarı oldu. Dolayısıyla bizleri gerçekten güzel günler bekliyor. Artık az kaldı diyoruz. Biraz daha sabır diyoruz. Şimdi halkçı bir lider olarak genel başkanımız diyor ki, bu kürsüler milletin sesini duyurduğu kürsüler olmalı. Bu kürsülerden halkın sesi yükselmeli. O yüzden ben şimdi arkadaşlarımızın ismini okuyacağım. Onları hemen yanıma davet edeceğim. Programımızda çok ufak da sarkma oldu. O yüzden hızlı hızlı her birinin duygu ve düşüncelerini alacağız. Önce Neslihan Alacalıoğlu, Merve Evlense, Yeter Hanım, Elif Alım, Elif Menzek,
Esra Hanım, Esra Çınar ve Nur Hayat Karaşahin, onlar gelirken bir alkışlarınızı alalım mı? Ben şimdi mikrofonu Neslihan Hanım'a veriyorum. Kendinizi rahat hissederek duygularınızı, düşüncelerinizi anlatın. Buyurun. Biraz şöyle yaklaşabilirsiniz isterseniz. Ben önce AK Parti'ye oy vermiştim. AK Parti bizi bıraktı. Şimdi ben motorum var ama mazot katamıyorum. Çift süremiyorum, tütün dikemiyorum. Ya her şey ateş parası, markete gidemiyorum. 50 senelik köyümüz var, bir düğün salonumuz yok. Ben torun oku diyorum, 40 günde 600 milyon yemek parası veriyorum. Bunu nereye kadar gideceğiz? Buna bir dur demek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi Nur Hayat Hanım bize yaşadıklarını anlatacak. Buyurun. Genel Başkanım, başkanlarım, vekillerim ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle selamlarım. Ben Bozkurt ilçesi Tutluca mahallesinde hayvancılık ve çiftçilik yapan bir ev hanımıyım. Mürekkep yalamadım. Üniversite bitirmedim ama kendimi geliştirdim. Daha doğrusu yaşadığım hayat yetiştirdi beni. Ben 13 yaşımdan beri çalışıyorum. 8 değil 18 saat. Hayvanlarım var, bir hayli fazla. Süt satıyorum, kilosu 10 liradan. Yem yediriyorum, çuvalı 400 lira. Eğer benim sattığım, aldığımı karşılamıyorsa bu kadar hayvan nasıl bakılır? Çiftçilik yapıyorsun, gübre pahalı. Hayvancılık yapıyorsun, yem pahalı. Artık ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bizler yaz kış durmayız. Alın teri derler ya, gerçekten alnımızın terini yeriz. Çalışırsan var, çalışmazsan aç yatarsın. Şu an halinizden memnun musunuz derseniz hiç de değiliz. Çünkü kazanç belli. Gider ise haddinden fazla. Artık günü nasıl geçiririz onu düşünür olduk. Tabii bu şartlarda sosyal güvence yok. Ev hanımıyız. Ya emeklilik hakkı yok. Genel başkanım, sizden bütün ev hanımları adına bizlerin durumu belli. Sigortayı ödeyecek gelir yok. Bizler de emeklilik hakkı istiyoruz. Sizi ve tüm yoldaşlara başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Süper, sağ olun. Şimdi de doğa mücadelesinde inanılmaz anı biriktirmiş olan Yeter Hanım bizimle. Elif Hanım, özür diliyorum. Elif Hanım, özür diliyorum. Buyurunuz. Ben... Hoş geldiniz Denizli'mize. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ediyorum hepinize. Benim 150 adet ağacım vardı. Bunu 2 günde 6,5 ay bekledim. 2 günde kazdılar, yerine yeksen ettiler. Hak, adalet istiyorum. Böyle geçtim, böyle 6,5 ay bekledim, saat 11 kadar. Ne için kazıldı? Kiminle anlaştı? Hak, adalet istiyorum hepinizden. Böyle geçim olmaz. Biz çiftçiyiz. Meyvesini yiyecektim. Kolu şişesinden, sırtımdan çektim de büyüttüm.
Böyle hak, adalet istiyorum bütün halkımızdan. Bugün Ankara'ydı gittim. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan desteği istiyorum. Ben bir Türk kadınıyım. Tavas Avdan mahallesinde yaşıyorum. Olmaz böyle. Hep tarlalarımız gitti. Bir kafa soğan dikecek yerimiz yok. Böyle hak, adalet olmaz. Teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi Merve kardeşimiz aramızda. Buyurun. Merhabalar öncelikle herkese. Bizler sizleri yakından tanıyoruz ama öncelikle ben kendimi tanıtmak isterim. Merve ben evlense. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Bu yıl KPSS'ye girdim. Konu artık belli oldu galiba. Anlatmak istediğim konu herkes anlıyor şu anda. Sizler bu hükümete bizlere göre daha yakınsınız. Fikir olarak uzak olsanız da sürekli medyanın önündesiniz. Ve ben sizden şunun sözünü istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin atama istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, ben televizyonu açtığım zaman sizi görürken öğretmenlere değindiğinizi, öğretmen atamaları hakkında konuştuğunuzu duymak istiyorum. Bana bunun sözünü verebilir misiniz? Ben istiyorum ki buradan çıktıktan sonra beni unutmayın. Beni değil, bütün öğretmenleri unutmayın. Benim yerim bu kürsü değil. Benim yerim öğrencilerim yanı. Ben sınıfta olmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi de özel çocuk anneleri adına Yeter Hanım. Buyurun Yeter Çam. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Denizli'mize hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir şey. Genel Başkanımız bizleri dinlemeye gelmiş. Sorunlarımızı dinliyor. Bir sürü belediye başkanı, bir sürü müdürümüz, bir sürü milletvekilimiz, hepsine ayrı ayrı teşekkürler. Ben 24 yıldır Down sendromlu bir çocuk annesiyim. 24 yıldır o dünyaya geldiğinden beri ona ve etrafımdaki tüm özel çocuklara nasıl faydalı olabilirim diye bunun uğraşı içindeyim. Ve 24 yıldır Denizli'de nerede bir evlat gördüysem melek, ben onun annesiyim. Onlar hepsi bizim çocuklarımız. Onlar dünyaya sevgi, mutluluk, bakılmayı üzere gelmiş çocuklar. Biz bunları ötelersek, sevgi göstermezsek bu çocuklar toplumda kaybolur. Onun için elimden geldiğince çok sosyal bir çocuk yetiştirdim. Ve bunun yanında da Denizli'de ulaşabildiğim bütün meleklerin annelerine, kendilerine ulaştım. Bizim çok isteklerimiz var özel çocuk anneleri olarak. Bizim bu yasaları, kanunları yaparken masanın başında değil, biz annelerle okullarda görüşülerek, gözlem yaparak neye ihtiyaç var, neye ihtiyaç yok. Bunların görüşülmesi lazım. Çok mağdur annelerimiz, babalarımız var. Efendim bu eve gelir çok giriyor. Sen bu parayı alamazsın. Ama durumu çok iyi. Mallarını devretmiş başkasına, Mercedes'le geziyor. Engelli aile alıyor. Bu nasıl bir sistem? Bu nasıl bir düzen? Biz bu düzenlerin yıkılmasını, bu çocuklarımızın mağdur değil, gururlu bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Ve şükürler olsun ki Allah bize çok güzel
gönlü güzel, kendi güzel bir belediye başkanı gönderdi. Şeniz başkanımı. Gönlü o kadar güzel ki bizim meleklere yaklaşırken bunun burnu akıyor. Bunun üstü kirli. Sarılmayayım demiyor. Çocuk onu bırakıncaya kadar cani gönülden sarılıyor. Gözlerimizden ne istediğimizi anlıyor. Onun için Şeniz Başkan'a çok büyük bir alkış. Onun için belediyede çalışan tüm müdürlerimiz o kadar değerli insanlar ki, yani bizlere yaklaşırken biz onlardan çok mutluyuz. Onun için daha güzel şeyler istiyoruz. Başkanım iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Güzel günler yakın olsun. Sevgili kız kardeşlerim, biz bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Aramızda bir de hunharca katledilen kız kardeşimiz Şebnem Şirin'in annesi var. Buradan bir kez daha acısını paylaştığımızı iletiyoruz ve onun davasının sonuna kadar bizler de takipçisi olmaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Evet. Mekanı cennet olsun diyoruz ve tek bir kız kardeşimizi bile artık kaybetmek istemiyoruz. Son olarak da Esma Çınar arkadaşımız var. Onu da alkışlarınızla buraya alacağız. O da iki çocuk annesi bir kız kardeşimiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. 21 yüzyıl içerisinde hala şu an açlık derdini konuşuyor olmamız büyük bir acı. Bu acının içerisinde 16 yaşında olan tip 1 diyabetli çocuğumun hala sensör kaygısı, yarın kaygısı yaşamasını istemiyorum. Bunun bir an evveli çözülmesini istiyorum. Tip 1 diyabet bir yaşam. Bunun için çok iyi teknolojiler bilim tarafından, herkes tarafından onaylanıyor. Devlet bu konuda hiçbir şey yapmıyor. Sizden ricam, tip 1 diyabet konusunda özellikle SMA hastaları, bunlar konusunda dilenci gibi olmalarını istemiyorum. Yaşam hepimizin hakkı. Bu bir lütuf değil. Biz yaşamak istiyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar geliyor gelmekte olan. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendilere. Şimdi izin verirseniz sizleri çok daha fazla bekletmeden milletin sesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biliyorum her kandidatın gönlünden hak, hukuk ve adalet geçiyor. Adalete en çok susamış olanlar kadınlar, haksızlığa uğrayanlar kadınlar. Ama %100 emin olmanızı isterim. Bay Kemal bu ülkeye adaleti ya getirecek ya getirecek. Getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Getireceğim. Ben burayı gül bahçesine çevirmişsiniz vallahi. Son derece güzel ve etkileyici bir tablo. Bu ülkede eğer bir dert varsa o derdi en yakından çekenler kadınlardır. Sorunu en başta bilen ve sorunu yaşayan kadınlardır. Kadınların sezgisi erkeklerden çok daha güçlü. Neyin iyi neyin kötü olduğunu erkeklerden daha iyi bilirler. Kendi hayatımda da bunu biliyorum. Ailemden de bunu biliyorum. Annemden de bunu biliyorum. Dolayısıyla kadınların mutlu olduğu bir ülke aslında hepimizin mutlu olduğu bir ülkedir. Bir annenin evladını yatağa aç yatırabiliyorsa, karnını yeteri kadar doyuramıyorsa o annenin acısını kimse bilmez.
Ancak onu anneler bilir, kadınlar bilir. O nedenle bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi getirmek hepimizin ortak görevi. Şunu ifade etmek isterim. Pek çok sorun var, dile getirildi. Kadın cinayetleri var biliyorsunuz. Hak arayan kadınların öldürülmesi caiz midir, doğru mudur? Bunun mücadelesini yapmak zorundayız, bunun mücadelesini. Bizim kadın kolları başkanlığının bir telefon adresi var. Eğer bir kadın şiddete uğruyorsa oraya telefon ettiği zaman hemen avukat veriyoruz. Hemen psikolog görevlendiriyoruz. Bunu sakın unutmayın. Eğer bir yerde bir haksızlığa uğradıysanız telefonu aradığınızda telefonun ucunda sizin derdinize ulaşacak, sizin hakkınızı savunacak bir avukatı göreceksiniz. 444-82-85. Bu telefonu arayın. Yaşam hak telefonu. Bunu aradığınızda, sizin haksızlığa uğradığınızda gelip hemen sizin dertlerinizle ilgilenecekler. Bakınız, bir şey anlatayım size. 6 yaşında bir kız çocuğuna sistemli istismar edildiğinde 2 yıl kimse sesini çıkarmadı. 2 yıl. Bakan dahi sesini çıkarmadı. Bunu duyduğumda emin olun o gece uyuyamadım. Ya nasıl olur da bu kadar büyük bir haksızlığın olduğu bir yerde bakan bildiği halde 2 yılda nasıl sesini çıkarmaz? 2 yıldır istismar eden bir kişi nasıl elini kolunu sallayarak bu ülkenin caddelerinde gezebilir, sokaklarında gezebilir? Bütün milletvekili arkadaşlarımı topladım. Sabahın 9'unda topladım. Adalet Bakanlığı'na yürüyüş yaptık. Ya bu adalet midir dedim, Allah aşkına dedim. O koltukta oturuyorsunuz dedim. Devlet nasıl susar dedim. Devleti nasıl nefes alamaz hale getirdiniz dedim. İsyan ettim. O kadın için, o çocuk için hak istedim, hukuk istedim, adalet istedim. Ondan sonra devlet nefes almaya başladı. Devlet nefes almaya başladı. Ondan sonra 2 yıldır o çocuğun hakkını kim savunacak Allah aşkına? Kadın kardeşlerim, bilmenizi isterim. Elmanın yarısısınız. Yarısı erkekler, yarısı sizsiniz. Eğer adaletse adaletin herkes için olması lazım. Hukuksa hukukun herkes için olması lazım. Sadece erkekler, sadece kadınlar için değil. Bakın burada belediye başkanlarımız var, kadın belediye başkanlarımız. Üçünü de hepinizin huzurunda yürekten kutluyorum ve hepsi de son derece başarılı belediye başkanlarımız. 2 belediye başkanımız burada, evet. Yürekten kutluyorum. Bir de milletvekiliniz var, Denizli milletvekili, o da kadın. O kadar çok derdiniz var ki, çocuğunuzu alıyorsunuz. Boğazınızdan kısıyorsunuz, onu yetiştiriyorsunuz, üniversiteyi okusun diyorsunuz, gönderiyorsunuz üniversiteye, yurt yok. Çocuğun kalacağı yurt yok. Anne merakta, baba merakta, ya bu çocuk nerede kalacak diye. Benim bu ülkenin bütün kadınlarına sözümdür. En geç 1 yıl içinde bütün Türkiye'nin her yerinde yurt sorununu çözeceğim. Yurt sorununu. Evlatlarınız, kızınız, oğlunuz. Üniversiteyi kazandığında gidecek, sıcak suyu, soğuk suyu, geniş bant internet erişimi olan yurdunda kalacak. Sizin gözünüz arkada kalmayacak. Bir şey daha söyleyeyim. Bakınız, öyle aileler var ki çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına koyacağı bir şey bulamıyor. Kabahat ailede değil, kabahat çocukta değil. Kabahat o tabloyu yaratan siyasetçilerde. Benim sözüm var. Bu ülkede anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar eğer bir ailenin geçim sıkıntısı varsa o ailenin geçim sıkıntısını afişe etmeden evladının karnını sosyal devlet doyuracak ve ona her türlü hakkı sağlayacak. Her türlü hakkı. Şimdi belediye başkanlarımız da bunun benzerini yapacaklar. Çocukların beslenme çantalarını
alacak çocuk beslenme çantasıyla okuluna gidecek. Dolayısıyla çocuğun karnı doyacak. Çocuğumuzu beslersek çocuğumuzu iyi yetiştirmiş oluruz. Çocuğun boyu uzar, çocuk daha neşeli olur. Çocuğun karnı doyduğu zaman arkadaşlarıyla daha iyi eğlenir. Yine belediye başkanlarıma söyledim. Fakir mahallelerden başlayarak bol miktarda kreş yapacaksınız. Anne getirecek çocuğunu güven içinde kreşe başlatacak. Çocuk sosyalleşecek, şarkı öğrenecek, türkü öğrenecek. Dolayısıyla çocuk arkadaşlarıyla beraber sosyalleştiğinde topluma daha rahat, daha güzel uyum sağlayacak. Okula başladığında da zaten son derece başarılı bir öğrenci olacak. Anne de taziyeye gidecek, düğüne gidecek, alışverişe gidecek, pazara gidecek, tarlaya gidecek. Dolayısıyla çocuğunu güven içinde bir kreşe bırakmış olacak. Bunu da yapacağız ve bunu Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerinde yapacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Bir şey daha yapacağım. Aile destekleri sigortası. Aile destekleri sigortasını duyan var mı? Bir el kaldırabilir mi? Evet, çoğunuz evet. Çoğunuz duymamışsınız, normal. Bizim kabahatimiz orada. Aile destekleri sigortası şu. Geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün ailelere devletin yardım etmesi demektir. Ama öyle makarna dağıtarak falan değil. Kadının banka hesabına hesap açılacak. Her ay düzenli memur gibi, işçi gibi, emekli gibi kadın gidecek, aylığını çekecek. Ve dolayısıyla çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Dikkatinizi çekerim. Erkeğin hesabına değil, kadının banka hesabına yatıracağız. Çünkü evin ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Çoluk çocuğunun ihtiyacını en iyi bilen kadındır. Bunu yapacağız. Bunu yapacağız. Bunu yaptığımız zaman hiçbir aile ya bu devlet bana bakmıyor demeyecek. Devletin arkasında, devletin gücünü her kadın bir şekliyle hissetmiş olacak. Aile destekleri sigortası 1971 yılında uygulamaya girmesi gereken bir sigorta dalıydı. 1971. Yıl 2023, hala bu sigorta dalı hayata geçmedi. Nedeni oy kaygısıyla. Ben de şunu söylüyorum. Her kadın zengin veya yoksul, aile destekleri sigortasından yararlanan her kadın oy versin veya vermesin. Sosyal devlet onun fakirliğini gidermek zorundadır. Ve sosyal devlet onun bu toplumda onurluca yaşamasını sağlamak zorundadır. Fakirlik onun kaderi değildir. Dolayısıyla zengin fakir ayrımı yapmadan her kadına hakkını teslim etmek. Bunu yapacağım, bundan emin olmanızı isterim. Engelli bir aileden söz edeyim. Doğuştan insan engel olabilir. Trafik kazası sonucu engel insan olabilir. Çocuklarımız engelli olabilir. Engelli çocukların da hakları vardır. Şehirde gezmeye hakları vardır. Tiyatroya, sinemaya gitmeye hakları vardır. Arkadaşlarıyla oynamaya hakları vardır. İyi bir eğitim almaya hakları vardır. Onların da hakkını ve hukukunu korumak lazım. O konuda da sınıfta kalan bir hükümet var. Bunu da değiştireceğiz. Herkesin engelli olsun olmasın, herkesin hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz. Bunu da bilmenizi isterim. Diyabetli çocuklar, bir anne söyledi, diyabetli çocuğum var diye. Şekeri ölçmek için çocuğun parmağını günde en az bir iki sefer toplu iğneyle deliyorsunuz ve kan alıyorsunuz, oradan tahlil ediyorsunuz. Ya yazık değil mi? Sensörler var şimdi. Kan almadan şekeri ölçüyor. Efendim bu pahalı. E sen sarayda oturuyorsun, vazgeç saraydan, bu sensörü alalım. O çocukların parmağına iğne batırılmasın. Saray senfonisini de bitireceğim. Onu da bitireceğiz. O lüks hayatı da bitireceğiz. Sizin gibi yaşayacağız. Sizin gibi. Devleti yönetenler sizin gibi yaşamak zorundadır. Devleti yönetenler. Adaletle yaşamak zorundadır. Öyle lüks 13 uçak, 15 uçak, yazlar, kışlar bilmem, bunları bitireceğiz. Halk gibi yaşayacağız. Halk gibi olacağız. Sizlerin sorunlarını çözeceğiz. Sizlerin, milletin sorununu çözeceğiz.
Semalı çocuklarımız var. İlaç çok pahalı. Anneler alamıyorlar. Sağlık Bakanlığı vermiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu vermiyor. Onu da kaldıracağım. Ne demek ya? Pahalıdır diye çocuğu ölüme terk edebilir miyiz? Hangi anne evladını ölüme terk edebilir? Kampanyalar açıyorlar ilacı almak için. Ama kampanyalar bu işin çözümü değildir. Bu işin çözümü sosyal devlettir. Bir kadın kardeşimiz dedi ki, ey Kılıçdaroğlu, sosyal güvenlik emeklilik hakkı istiyorum diye. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bir daha ifade edeyim. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primini biz ödeyeceğiz. Yeter ki çalışsınlar, yeter ki üretsinler, yeter ki karnımızı doyursunlar. Ama hiç kimse zarar etmeyecek. Hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Hiçbir üretici zarar etmeyecek. Herkesin geliri olacak. Herkes gelir elde edecek. Ya bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, evlerinde mutlaka huzur olmak zorundadır. Mutlaka bereket olmak zorundadır. Mutlaka kucaklaşmamız gerekir. Kamplaşmaktan bıkmadık mı? Kavga etmekten bıkmadık mı? Artık helalleşme zamanı diyorum. Oturacağız, helalleşeceğiz. Beraber ve birlikte Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Genç bir öğretmenimiz. Anneler babalar çocuklarını büyük bir umutla büyütürler, okula gönderirler. İsterler ki kendilerinden çok daha iyi bir hayat standardını yakalasınlar. İyi gelirleri olsun, iyi evlilikler olsun, güzel torunlar versin gencecik evlatlarımız diye. Bu umutları yeşertmek ve büyütmek lazım. Üniversiteye gitmiş, üniversiteyi bitirmiş, KPSS sınavına girmiş, sınavı kazanmış, öğretmen olmak istiyor. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşmak istiyor bir öğretmen. 100. yılda 101 atama bekliyor. 100.000 değil. En az 200.000 atama yapacağız. Hiç endişe etmeyin. En az 200.000. 200.000'i de şunun için söylüyorum. Şunun için söylüyorum 200.000'i. Sayıştay'ın raporlarına göre 183.000 öğretmen ihtiyacı var. 183.000. Ki bu eski bir rapor. O tarihten bu yana yeni kadroların boşaldığını biliyorum. Her köyde bir okul açacağız. Her köyde öğretmen olacak, her köyde veteriner olacak, her köyde ziraat mühendisi olacak, her köyde imam olacak, her köyde birden fazla öğretmen olacak. Dolayısıyla köyde kentleşmiş olacak. Köydeki toprak analizlerini ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni yapacak. Köydeki besicilik yapılıyorsa hayvanların aşılarını veteriner yapacak. Köy öğretmeni çocuklara bakacak, onları eğitecek. Böylece kimse çocuğumu okutmak için şehre gideyim diyor. Okul var. Nerede? Kırsalda. Öğrenci var. Öğretmen var. Açıkta bekliyor. Ne zaman atamam olacak diye. Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğiz Allah nasip ederse. Göreceksiniz. Bütün sorunlarını çözeceğiz. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Bir şeyden daha emin olmanızı isterim. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da okuma yazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Sizin gibi yaşadım. Sizler çocuklarınızı hangi şartlarda büyüttüyseniz ben de aynı şartlarda büyüdüm. Dolayısıyla ailenin ne olduğunu, fakirliğin ne olduğunu, karnı açken bir annenin hangi dramla çocuğunu yatağa yatırdığını çok iyi bilenlerden birisiyim. Eğer bu süreci yaşamış ve bu sürecin bir daha yaşanmamasını istiyorsanız aile dediğimiz kuruma destek vermek zorundasınız. Aile dediğiniz kurumu güçlendirmek zorundasınız. Aile dediğiniz kurumun gelir olarak daha yükselmesi, standardını yükseltmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman toplumda saygıyı besleyebilirsiniz ve büyütebilirsiniz. O zaman beraber olabiliriz, birlikte olabiliriz. Tasada ve kıvançta beraber olmak ne demektir? Tasada ve kıvançta beraber olmak, millet olarak hep bir arada, birimiz açken
birimiz açken 85 milyon açtır dememiz lazım onun karnı doyuncaya kadar. Birimiz karanlıktayken 85 milyon karanlıktadır diye düşünmemiz lazım. Çünkü bir kişi karanlıkta, o bizim bir kişimiz. Bizden bir aile, bizden bir kişi. Doğalgazı kesilen, elektriği kesilen, suyu kesilen, parasını ödeyemediği için binlerce aile var, binlerce. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Hiçbir ailenin ne elektriği, ne suyu, ne de doğalgazı asla kesilmeyecek. Asla kesilmeyecek. Siz bir aileyi nasıl kışın ortasında soğuğa mahkum edebilirsiniz? Su haktır, ısınmak haktır. Okula gitmek haktır. Sosyal devletten yoksulsam yardım almak haktır. Ama bunun insanın onurunu koruyacak şekilde olması lazım. Beyleri saltana sürecek, ellerini kollarını sallayarak ezecekler. Ama anneler, binlerce anne çocuğuna doğru dürüst yiyecek veremeyecek, besleyemeyecek. Bunların tamamını bitireceğiz, tamamını sonlandıracağız. Bundan emin olmanızı isterim. Emin olun, emin olun. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hiçbir sorunu. Bütün sorunları çözülebilir. Temel, eğer çözmek istiyorsanız temel faktör şudur. Kendiniz için çalışmayacaksınız. Bir siyasetçi iktidar olduğunda mal ve mülk peşinde koşuyorsa halkını koruyamaz, malını mülkünü korur. O nedenle diyorum, bir siyasetçi iktidardayken mal mülk sahibi olmamalı. Olamaz da zaten. Halkı için çalışacak. Çocukları için çalışacak. Engeller için çalışacak. İş bulamayanlar için çalışacak. Bir şey daha söyleyeyim. Allah nasip eder iktidarda olduğumuzda o uyuşturucu baronlarının tamamını bu Türkiye'den atacağım. Tamamını. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımızı zehirliyorlar. Gencecik pırıl pırıl evlatlarımızı. Onların hangi halt işlediğini biliyorum. Nerelerde ne iş yaptıklarını da biliyorum. Ama polisin elini, o siyasi iktidar elini kolunu bağlamış. Her şey herkes tarafından biliniyor. Her şey biliniyor. Polis arkadaşlarımıza diyeceğiz. Git kardeşim, yakala, hapse at. Sana birisi telefon ederse aman dokunma diye adını bu kardeşine vereceksin. Göreceksin o nereye gidecek. Göreceksin. Bu ülkede barışa ihtiyacımız var. Bu ülkede huzura ihtiyacımız var. Bu ülkede çiftçinin üretmesi lazım. Bu ülkede alın terinin değerinin herkes tarafından bilinmesi lazım. Havadan para kazananlar değil, çalışanların emeğini de değerlendirmek lazım. Birileri var, milyon dolarları var, götürüyor kur korumalı mevduata yatırıyor, vergi ödemiyor, parası yerinde, pulu yerinde, alın teri bile dökmüyor, taş atıp kolu bile yorulmuyor. Ama milyonlar kazanıyor. Ama bir de tarlasına gideni, çalışanı düşünün. Ne yapacak bu? Ne yapacak bu insanlar? Hakkınızı bilin, hakkınızı bilin. Vatandaş olarak haklarınız var, hakkınızı bilin. İsteyin hakkınızı da. Adalet diyorsunuz, adalet hak istemekle başlar. Hak iste, yani hakkınızı istediğiniz andan itibaren adalete ulaşabilirsiniz. Hakkınızı istemezseniz kimse gelip size hakkınızı teslim etmez. Sorunu biliyorsunuz, sorunu yaşıyorsunuz. Ben bunun farkındayım, onu çözeceğiz. Beraber siz hak isteyeceksiniz, biz de adaleti gerçekleştireceğiz. Hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. KPSS sınavına girip bekleyenler var. Genç kardeşlerime sesleniyorum. Bu torpil denen belayı da Allah nasip ederse tamamen kaldıracağız. Ne demek torpil ya? Dayısı olan 3 yerden 5 yerden maaş alanlar var. 3 yerden birisi işsiz geziyor. Nerede iş bulabilirim diye. Asgari ücrette bari iş bulayım diye. Öbürü 4 yerden 5 yerden maaşlar alıyor. Altında lüks arabalar var. Bütün bunları yaşıyorlar. Hepsini bitireceğim. O 4 maaş 5 maaşa son vereceğim. Bir yerden alacak maaşını. Bir yerden alacak. Yani yağma düzenine son vereceğiz. Yağma düzenine. Bir yağma düzeni var. Buna son vereceğiz. Evet. Staj. Evet. Stajın fiili çalışma olduğunu biliyorum. Hakkınızı teslim edeceğim. Onu ben biliyorum.
Hatta size şu örneği vereyim. Teknoloji liseleri açacağız. Teknoloji liselerinde çocuk 3. sınıftan sonra staj görecek. Staj gördüğü süre içerisinde sigortalı olacak. Onun sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani staj hakkınızı sağlayacağız. Çırak, çırak olarak çalıştınız. Hakkınız var. Hakkınızı savunun. Unutmayın, kim hak istiyorsa Bay Kemal onun yanındadır. Kim hak istiyorsa. Efendim, hepinize teşekkür ederim. Hepinizi sağ olun, var olun. Şunu bilmenizi isterim. Az önce söyledim, bir daha söylüyorum. Hakkınız var, hakkınız var. Kanunlara göre hakkınız var. Ama hakkınızı isteyeceksiniz. İstediğiniz andan itibaren, isteme şöyle. Hak teslim edilmiyorsa, teslim etmeyen iktidarı değiştireceksiniz. İşin kuralı budur. Demokrasilerde budur. Gelip size söz verdiler, sözü yerine getirmiyorsa onu emekli edeceksiniz. Git diyeceksiniz kardeşim. Hakkı veren teslim edeni getireceksiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Bir daha ifade ediyorum. Güzel bir Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız. Birlikte yaşayacağımız, çocuklarımız huzurlu olacak. Anneler huzurlu olacak. Kentler huzurlu olacak. Her birinizin başımın üstünde yeri var. Unutmayın, hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka isteyin. Ama mutlaka isteyin. Tamam. Şöyle